Merhaba çocuklar, sizi çok özledim. Bugün beraber bir kitap ayracı çalışması yapacağız. Bunun için bazı malzemelere ihtiyacımız var. Kağıt, makas, yapıştırıcı ve renkli kalemlerinizi hazırladıysanız başlayabiliriz. Evet, yapacağımız kitap ayraçları bunlar. İsterseniz şu şekilde bir fare yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir canavar şekli verebiliriz. İlk önce malzemelerimize bir bakalım. Ne malzemeler lazım? Bir tane pirit, makas ve renkli boyalarımız bu iş için yeterli. Şimdi elimizde olan bir kağıtla bu canavarımızın aynısını yapmaya çalışacağız. Bende yeşil kağıt vardı. Siz istediğiniz renk kağıt kullanabilirsiniz. Kağıdım şu şekilde. İlk önce kağıdımı kare olarak hazırlamam gerekiyor. Bunun için kısa kenarı öbür tarafa üstüne gelecek şekilde, bu kenarın üstüne gelecek şekilde düzgünce köşesinden katlıyorsunuz. Şu iki kenar üst üste geldiği zaman parmağınızla burayı sabitleyip bu katladığımız yerin üzerinden bir çizgi yapmamız gerekiyor. Şöyle iyice bu çizgiyi netleştirelim. Daha sonra bu üçgeni görüyorsunuz. Üçgenin dışında kalan bu parçayı kesip çıkaracağız ki kare bir kağıt elde edelim. Bunun için ya buradan bir çizgi çizebilirsiniz kaleminizle. Ben öyle yapayım, daha rahat olur. Hem sizin gönlünüz açısından. Böyle bu kenar boyunca bir çizgi çiziyorum. Ve bu kare parçayı kesip bu çizginin üzerinden ayıracağım. Evet, düzgün bir kare parçam oluştu. Şimdi yapımına başlayabiliriz kitap ayracımızın. Daha önce kare parça oluşturmak için katladığım yerden bir daha katlıyorum. Katladıktan sonra 3 tane köşem var. Bu kenarı alta getirdim. Uzun kenarı, katlı olan kenarı alta getirdim. Bana doğru bakıyor. Uzakta bir köşem var ve 2 tane de yanlarda köşem var. Bu köşeleri, iki yandaki köşeyi tepedeki köşeye birleştireceğim. Katlayacağım. Şu şekilde katlıyorum ve bu köşeyi bu köşeye birleştiriyorum. Bir daha göstereyim. Bu yandaki köşeyi tepedeki köşeye bu şekilde katlayarak şöyle ve katladığım yeri böyle netleştirerek tırnağımla da yapabilirim bunu. Belirginleştiriyorum. Şimdi aynı şeyi diğer köşede yapalım. Bu köşemizi yine tepe noktasını birleştiriyoruz. Şöyle. Benim kağıdım biraz kalın. Evet, bu şekilde katladım. Şimdi katladığım yerleri tekrar açacağım. Böyle kat izlerim oluştu. Kat izlerimin oluştuğu yerden çizeyim daha iyi anlamanız için. Şöyle bir kat izim var burada. Ve böyle bir kat izim var burada. Şimdi şuradaki ilerideki köşeme bu kat izlerinin kesiştiği yere, yani şu noktaya katlıyorum. Ama bir tanesini. Bir tanesini alıyorum. Bir tanesi burada kalıyor.
Bu köşeyi kendime doğru katlıyorum. Bir parmağınızla tutun. Diğer elinizle katlama işlemini yapabilirsiniz. Daha sonra bu daha önceden katlayıp açtığım kulakları bir tanesini kapattım ve bu oluşan cep, burada bir cebim oluştu ya, bu cebimin içine katladım. Aynı şeyi diğer tarafta yapıyorum. Yine katladım. Ve burada oluşan cebin içine doğru kıvırdım. İşte bu kadar. Şöyle düzgünce netleştirdim. Evet, aslında kitap ayracımın temel olarak hazırlığı bu kadar. Şimdi üzerine istediğiniz gibi, isterseniz hayvan şekli verebilirsiniz. Fare, tavşan, istediğiniz hayvanı, panda yapabilirsiniz. Ya da benim daha önce yaptığım gibi bu şekilde bir canavar yapalım. Bunun için kendiniz göz, işte buradaki benekleri kendiniz çizebilirsiniz ya da bunun için ayrıca bir kağıttan yararlanıp bu gözleri ayrıca kağıttan kesebilirsiniz. Ben o şekilde yapmıştım. Şimdi nasıl yaptığımı size gösteriyorum. Yuvarlakları çiziyorum. Gözlerimin yuvarlaklarını size kolay bir yöntem göstereyim. Bir yuvarlak çizdim. İki tane eşit yuvarlak çizebilmek için ya da kesebilmek için çizdiğim bir yuvarlağı şöyle katlıyorum. Kağıdımı iki katı oldu ya, bunun iki katını birlikte kesiyorum. Böylece iki tane eşit yuvarlak elde etmiş oluyorum. Şöyle iki tane gözüm hazır. Bunu piritle buraya yapıştıralım. Bir tanesini buraya. Hiçbir zaman yapıştıracağım yere pirit sürmüyorum. Yapıştırdığım küçük parçanın üzerine sürüyorum, yapıştıracağım. Ve istediğim yere yapıştırıyorum. Şimdi şu şekilde gözlerimizin içine göz bebeklerimizi yapalım. İki yuvarlakla. Şöyle boya kalemiyle boyayayım. Gözlerimizin yuvarlaklarının içine göz bebeklerimizi çizdik. Şöyle kenara alalım ve içine boyuyorum. Kaşırmadan. Bu tarafı da yapayım. Evet. İstersem şöyle birkaç tane kirpik ekleyebilirim. Şimdi dişlerini ve dilini yapalım. Başka bir kağıttan yapıyoruz bunu da. Ufak parça kağıtları ziyan etmiyorum. Burada gözümü yaptım. Kağıdın kalan kısmından dişleri de çıkaracağım.
Evdeki hiçbir kağıdı ziyan etmeden kullanıyoruz. Büyük parçaları daha sonradan tekrar tekrar kullanılmak üzere yere saklayabilirsiniz. Şöyle eğer kesemiyorsanız çizmeden şöyle dişleri çizebilirsiniz. Önce ufak dikdörtgenler şeklinde şöyle şöyle çizin. Ben 4 tane diş çizdim, 4 tane keseceğim. Kağıdım iki kat. 2 tane de kesmem yeterli olabilir. Bunları da ortadan ikiye bölüyorum. Dört tane dişim hazır. Şimdi bunların uçlarına uçlarından bir kısmına şöyle azıcık kleptiriyorum, yapıştıracağım kadar kısmına. Sonra alttan yukarı doğru bu cep kısmından yapıştırıyorum. Diğerlerini de yapıştırayım belli aralıklarla. Diğer dişimizi de şimdi istediğiniz gibi beyaz kağıttan ya da renkli kağıttan dil yapabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Bu kağıttan bir tane dil şekli yapacağım. Bu kağıdıma da canavarımın dilini yapıyorum. Turuncu ya da kırmızı boyayabilirsiniz. Ve ucuna biraz pil sürerek yapıştırıyorum. Diğer canavarımın üstünde kırmızı benekler vardı. Onları da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Küçüklü, büyüklü, çeşitli yerlerinde. İşte bu kadar. Tekrar tekrar denemenizi ve çeşitli şekillerde de oluşturabildiğinizi görmenizi istiyorum. Şöyle. İsterseniz bu şekilde fare yapabilirsiniz ve bunu el kokması gibi çeşitli oyunlarda kullanabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Yaptığınız kuklaları, kitap paylaşlarını, fotoğraflarını çekip göndermeyi unutmayın.